Evet dostlar, bu bahar güleceğiz. Bir bahar güleceğiz inşallah. Bilemeyiz. Sınırlandırmamak lazım. İmanımız geviriyor ya. Sınırlandırırsak vakti. Belki, belki daha sonra dostlar. Çok duyar oldum. Süreç kelimesini çok duyuyor olduk. Eski özledik diyoruz ama ben yine de çok doğru bulmuyorum yani. Neydi yani 5-6 yıl öncesi evveli? Çıktığımız yola varmış mıydık? İddialarımızı gerçekleştirmiş miydik? Yeryüzü sulha kavuşmuş muydu? Ağlayanlar ağlaması, inlemesi durmuş muydu? Zalimler tükenmiş miydi? Vicdanlarına kalanları dinler olmuş muydu? Umumu sul sağlanmış olmuş muydu? Dünyada hiç zulüm yok muydu? Hiç acı yok muydu? Yoksa çok büyük iddiayla çıktığımız yolun almamız gereken en büyük dersi alıyor muyduk? Tedrisata mı girmiştik? Verdiğimiz vaazların sınanması mıydı bu yaşanan? Çok büyük bir iddiayla çıktık yola. Umumu sulh dedik. Dünya barışını sağlama iddiasıyla çıktık. Ve bu yolda da çok keskin, harika adımlar atıldı. Bizler en büyük meyveleriydik. Babaları kavga edenlerin, dedeleri birbirini boğazlayanların, birbirinden ayrı düşenlerin çocukları olarak bir araya geldik. Gerçekten sevgi dolu bir insan, bir rehber, rehberlerle, vesilesiyle. Ama hedefe varmış mıydık acaba? Acaba özlediğimiz sadece bizim çile çekmediğimiz günler miydi? Acaba o günlerde ağzımızdan çıkanla kalbimizdeki olan aynı değil miydi? Örtüşmüyor muydu ağzımızdan çıkanla pratiklerimiz? Çekyat sohbetlerinde, söyleşilerinde ne kadar da kolay söylüyorduk söylediklerimizi. Ama çıkınca çeliştiğimizi fark etmiyor muyduk bugün? Afakın çeliştiğini çok iyi görüyoruz da, aa bu kafalar falan deyip böyle tiye aldığımız gibi acaba biz de tiye alınacak tablolar sergiliyor muyduk yani? Evet, neyi özlüyoruz yani? Varmış mıydık hedefimize 6-7 yıl önceki harika günler diyoruz? Yoksa yine merkeze kendimizi mi koyuyoruz? Kendi ağlamadığımız günleri mi? Onu çokça yapanlar var zaten. En rezil olanı savunanlar kendileri çile çekmediği için savunuyorlar. Daha dünün de zaliminin taraftarları. Onlar özleye dursunlar. Çünkü onlar için çakır keyifti günler. Rahattı. Başkasının ağlamalarına kulakları tıkalıydı. Bugün kiler gibi yani. Kendileri çile çekmeyince ülke harikaydı. Despotlukla yönetilen eski günler dahil. Evet. Yani biz gülüyor olabiliriz. 6-7 yıl öncesini özlüyor olabiliriz. Ama bu şehrayı açanın yüzü o günlerde de gülmüyordu. Gülmüyordu. Tersten eserse bir rüzgar diyordu. Evet, çok güzel. Hedefe ulaşmak için de. Çünkü hedefe doğru giderken çok değişmişti hayatımız. Evlerimiz, arabalarımız, rahatlarımız. Ucundan ilgilenir olduk. Geçici hayatımızla örtüşmeyen bir yola kıvrılıvermiştik belki. Evet, bilirim, hatırlarım yani. Şu millete şu çile çektirilmiş. Ama onlar da, şu azınlığa şu yapılmış. Ama onlar da az değildi. Ya şu millet topyekün kıyımdan geçirilmiş Avrupa'da. Ha, onlar da az değil ama falan. O amalar. Sanki okuyarak anlamayana, ağzından çıkanla örtüşmeyeni anlaması için okuyarak anlamayana, gözüne sokulduğu halde anlamayana kader en son yaşatarak öğretir. Yaşatarak öğretir. Bugün diyorsun ki masumeler, doğumhaneden çıkmışlar. Ama karşıda yine aynı tın. Ama siz de. Ama o gece şöyle yaptınız. Senin 50 yıllık gecene değil de muammalarla, muamması çok daha fazla olan o geceye bakarak. Ama siz de. Kin, nefret nasıl da ekilmiş. Ama işte kalbimizle ağzımızdan çıkanların örtüşmesinin
sınandığı bir tedrisat bu. Olarak görmek lazım. 6-7 yıl önce değil. İşte onu diyorum. Bilelim ki öyle bir iddiaya yola çıkmışsın ki. Tarih 2014. Haziran. İlk sürgün olimpiyatları yapılıyor. Ne ilginç. Hiç düşündünüz mü? Almanya Düsseldorf'ta olan. Tam o hadisenin 100 yıl öncesi. Yılı da tam, ayı da tam. Ve Haziran'ın sonları. Ne olmuştu? Bütün dünya hiç olmadığı kadar birbirine girmişti. Birinci Harbi Umumi Dünya Savaşı. Haziran 1914. Kader mesaj verir böyle. Sırlarıyla mesaj verir. Dünya hiç olmadığı kadar birbirine girmişti. Panzerler, insanları öldüren kurşunlar, makinalar, böyle bütün dünya korkunç bir hale girmişti. İkinci de birincinin zaten devamıydı. Böyle iki dünya savaşında böcek gibi ölmüştü milyonlar. İşte böyle bir iddia çıkıyorsun ki o olimpiyat denende hep aynı şeyi söylüyorsun. Rehberin gençken yazdığı şiiri, yepyeni bir dünya. Her şeyin barış içinde olacağını. Evet. İnanılmaz değil mi? İmanımızın sınandığı, verdiğimiz vaazların sınandığı, ağızdan çıkanlarla imtihanlar belirlenir. Bir iddia çıktıysa ağzından, emin ol şöyle deniyordur. Hadi, hayatının bir noktasına bu ağzından çıkana bakalım, samimi mi bir görelim bakalım. Ağızdan çıkan her şey sınanacaktır. Her iddia. Hadi görelim bakalım denecektir. Vallahi daha da dikkatli olmaya çalışıyorum. Eskiden ne kadar pervasızca rahatça söylüyormuşuz. O razı olsun, bütün dünya küssün. Ehemmiyeti yok. Ne kadar kolay diyorduk. Ama yaşanınca, ağzımızdan çıkanlar bir bir gerçekleşince ne kadar zormuş. Kemküm. İşte ehemmiyet yok diyemiyoruz o razı olduktan sonra. Çekince, yatınca o çekyat sohbetlerinde söylenenlerin kolay olmadığını. Evet dostlar. Ay, efkar bastı beni. Dostlar. Ne dersiniz? Yusuf abi ne dersin? Ama sebat diyelim, sebat. Derinleştirmediğimiz bilgilerden dolayı imanımız imtihan geçirecek, bunu bilelim. Her bir boşluk bedel ödetecek. Başımızın üzerinde kitaplarda saklı olan cevaplardan uzak kaldıkça, daha sonra oradaki sorular kafamızı kemirecek. Tarihimiz, fıkhımız, ilmimiz, medeniyetimiz, inancımız, her biri karşımıza, diyalektikler olarak karşımıza çıkacak. Çoluk çocuğumuza kadar cevaplar aranmaya çalışılacak. Çok kolay düşecekler de olacak. Bir kare, bir kesit. Kainatın yaratıcısının elçisi hakkından tutun, onun varislerine kadar şüpheler uyanacak. Çoktan düşülecek yolda karşımıza çıkacaklar hatırlatıldı halde. Çak etmeme adına. Çark edip durma öyle. Maksuda eremezsin. Yerinde kalmayınca meyveyi deremezsin. Varan sebatla vardı, gidip menzile erdi. Sen sebat etmeyince dost yüzü göremezsin. Yollar uzun ve yaman. Yolcuya azık iman. İnançla gerilmezsen cennete giremezsin. Köprü yıkık, yol bozuk. Elden tutan kimse yok. Çözmüşse hak örgünü sen onu öremezsin. Derin dere sarp yokuş, hak erine hepsi boş. Çözmüşse hak örgünü sen onu öremezsin. Derin dere sarp yokuş, hak erine hepsi boş. Geçmek vazife sana kimseye veremezsin. Varanlar vardı,
çoktan varlığa erdi yoktan. Yok olmayınca sen huzura yüz süremezsin. Demiş kırık mızrabında. Evet. Renk renktir. Grupta ilk günden beri. Gökkuşağına inat bütün sema. Tül tül büyülüdür karanlık ama. Rüyadaki cennetlerin benzeri. Varlık birer mesaj, o bilinmezden. Ötesi hep masal üstüne masal. Sinede azap başkasıyla visal. Koş dost vuslatına içten ve özden. İnsan sayılır mı gafletle yatan? Burası yolculara bir ilk durak. Eşya onun mührü, ağaç, taş, toprak. Onu tanımazsan kendinden utan. Uğradığın gibi çık git buradan. Bak seni bekliyor ötede gözler. Ayın 14'ü gibi gökçek yüzler. Dahası visal ufkunda yaradan.